Dedi bir saniye. Loki de isyanı açım. İkinci maç daha gösterilmedi. Göstereceğim. Bilmiyorum göstermeyeyim bugün. Daha gelmedi çünkü. Thorax enjoyer olalım. Usek olalım. Sinirli. Bu tam kafama mermi yedim herifi değil mi ya? Bu tam bir yani mutsuz herif. Yerden seken mermi bunun kafasına girdi mesela şu anda. Bu da oy. Bu abi ya. Other guys saw bears in this scavs here? No way, man. Bro. Sure. Damn, I'm tired of this walking. Bugün şarkılar niye böyle ya? Oy. Aa dur şey almadım. Tarkon sitesine girmem lazım. Paketi almadım. Şey paketleri oluyor ya. Sezon başında. Ben de siteye giremiyorum aynen şu anda. Birkaç gün önce de giremiyordum gerçi. Abi oyunda sonunda preset geldi arkadaşlar. Oyuna yaklaşık 25 yıldan sonra preset geldi. Ya Rabbim çok şükür artık tıklayıp otomatik olarak preseti alabiliyorsun. Yani bu kadar yıl sürmemeliydi bu olay ama bir de evet şöyle bir özellik geldi. Bu da çok enteresan. Oynamışlar oyunlarını. Çift tıklayınca item'ı sonunda. Evet, wow. Oğlum adamlar çift tıklamayı yeni getirdi diyorum. Sen hala şey diyorsun. Konsolu ne zaman gelecek diyorsun. Çift tıklamayı yeni getirdiler oğlum herifler. Sence konsola gelecek mi? Şapka da takalım. Bakayım. Çok yakışıklı olmuş. Skala mı başlayalım ya? Bir mekanıma gireyim ya. Evet. PlayStation 5 slim sızıntı diyorlar. Hiç sanmıyorum ama olabilir. Gerçekten bu aralar çıkacak gibi hissediyorum ben. Çok bir slim değilmiş gibi gözüküyor, inanır mısın? İkinci mermisi güneşe giden AK ver elimizde, evet. Hani hangi kısmı slim? Dur ben de gidip geliyorum.
Aa, giriyorum. Official'a ne alınıyor? Ne official ya? Gerçek silaha bak ya. Omuz siken. Vibe geldi, evet. Omuza gelecek bir yeri de yok. İşte burayı omuzuna yaslıyorsun. Sıkıyorsun. İlk mermi zaten bütün bu metali derine giriyor. Sonraki sıktığın bütün mermiler dümdüz gidiyor ama. Hiç sıkıntı yok. İlk mermide biraz zorlanırsın. Abi silim çıksa bile PlayStation 5 silim sadece silim oluyor arkadaşlar. Yani özel bir şey yok. Sizin düşündüğünüz şey Pro versiyonu. Dur, bir tane şarkı arıyorum. Nerede? Burada. Oy. Pro versiyonu çıkacak kesinlikle. Ama Pro versiyonu yakın zamanda çıkmaz. Sen seyir çok iyi 37 milyar canımsın. En iyi haberim sonuç geldin. Ay giriyorsun. Oğlum oldum yere bak, Allah kahretsin. Direkt vurdur beni daha iyi. Oğlum bir dakika, bu oyun niye bu kadar yüksek FPS'si var? Oyun niye bu kadar iyi akıyor? Bir de mouse niye bu kadar hızlı? Aha. Ha, ben Skav oynuyorum da unuttum, millete vuramam. Allah'tan hatırladım ha. Allah'tan hatırladım. Allah sıkardım. İlk gördüğüme sıkardım. VoIP açık mı acaba? Burada bir bok yok. Almışlar ya burayı. Divide my cheeks. Oha, parama bak. Şarkının. Burayı emmişler oğlum. Sadece bazen şuna bakmıyorlar. Bu oyun şarkıyla nasıl oynuyorsun? Skav oynuyorum çünkü şu anda. Skav doğumunda değil. Ah. Bakmışlar ya her boka.
Aa, buradaki çanta spawnlanmamış. Artık randomize spawnlanıyor onlar. Şu adam bakmıyorlar bazen. Evet, yine bakmamışlar. O şarkının güzel kısmı geliyor. Oy. Bu yeni albüm, evet, Ütopya albümü. Ne yapıyorsun? Random bir zıplama. Zibo. Bakalım. Ayınmışlar ya. Ben yine iyi toparladım da ayınmışlar yani. Sadece kızacak müsait. Şarkıyı zaten kapatacağım şimdi ya. Bu şarkı bittikten sonra vibe mi geldi? Yes. Yine vibe'dayız. Hello. Vurma ya. Scav'ız. Sen de ben de Scav. Yok, Scav'dı. Scav ne? İki tür oyuncu var. İki tür. Pardon, oyuncu değil. İki tür karakter var. Birisi Scav, birisi PMC. PMC paralı asker. Scav o bölgede yaşayan, eskiden yaşayan çapulcu gibi düşünün. Scav iki tür olabiliyor. Bir oyuncu Scav olabiliyor, birisi AI olabiliyor. Oyunda karşılaştığın AI her şey Scav. Neredeyse. Ama oyuncular da Scav olarak oyunun ortasına girebiliyor. Yağmacı gibi düşün. Onun dışında da PMC'ler var. PMC'ler normal oyuncular. Genelde tiplerinden, giydiklerinden filan anlıyorsun. O biri şeyin tepesinden sıkıyor. Yani aimbot. O da doğru. Sen de haklısın. Şimdi şey yapmışlar. AI'lar artık hani şöyle durup bam diye HS atıyordu ya dönüp. Artık o kadar hızlı dönemeyecekmiş. Dönme hızı olacakmış. Artık hiç dönmeden HS edecek bizi. Çok şükür. Yo, eksikti çünkü. Factory Far Corner neresi ya? Oy oy oy. Ne güzel mermiler buluyorum lan bunda. Scav checkpoint istiyor. Ha, ZB11. Okey. Bu adamı sikmişler. Biri daha sikilmiş. Çok merak ettim. Baksam mı? Loot var çünkü. Şey, orada da biri sikilmiş. 3 kişi sikilmiş burada.
Bakıyorum, öleceksek de öleceğiz, yapacak bir şey yok. Skavları sikmişler ya, dümdüz koşarken. Şimdi arkadan biri sıksan, ben kemplerdim. Zaten o kemplediklerini düşündüğüm için böyle baktım. Sağa sola. Aa, bu arada oyunda şöyle bir şey değişti. Bilmiyorsanız. Oyunda artık öldünüz diyelim. Hani insurance vardı ya. Insurance yaptınız, öldünüz. AI'lar sizin loot'unuzu alırsa, AI'lar lootlayabiliyor ya. AI'lar sizin loot'unuzu alırsa artık o lootlanmış sayıldığı için çıkmıyor. Insurance da gelmiyor. Single fire'dasın. Bu ara bu silahın zaten multi fire yok. Favori muffinle. Custom. Ben Custom'ı çok seviyorum. Custom'da çatışmalarda çok güzel, şey de çok güzel. Dorm çatışmaları kadar keyifli çatışmalar yok. Benim sensitivity'm bir tık fazla ya. Reserve eskiden güzeldi. Reserve'in yenisi hiç güzel değil. Reserve'de ne zaman yer altını açtılar, Reserve map'i bitti. Şu anda Reserve'de sadece herkes gidiyor aşağıdaki şeyleri farmlıyor, ondan sonra kaçıp gidiyor. Bok oldu Reserve yani. O siktir, buradaki şey çıkmamış. Reserve'in ilk halinde aşağısı yoktu. Reserve'in ilk halinde hiçbir sik yoktu. Streets of Tarkov geldi. Part 1'i geldi. Part 2'sini bekliyoruz. Streets de güzel bu arada. Benim şu an ikinci favori map'im Streets. Ki Streets'i daha iyi oynuyorum artık Custom'dan. Gerçi buralar son wipe'de çok oynayamadım. Daha iyi oynayayım diyemem de. Evet, Streets Part 2 gelecek. Extension'ı geldi mi Streets'in? Ama büyük extension'ı. İki tane expansion geleceklerdi çünkü. Streets'te asıl şimdi boss geldi. Streets'in boss'u da şeydeymiş. Arabaların oradaymış. Car shop'un oradaymış. Tam bir gerçekten yani herkes gebersin noktasında. Orası çünkü tam böyle ölüm kavşağı. Galerici boss yapmışlar herifler. Elimde düzgün bir şey yok. Hiç nerede olduğunu biliyorum. Şu yeni mi? Type 56.
Çünkü ilk defa görüyorum. Çok görmeye başladım. Tam kötücü. Ulan herif kanaya kanaya gelmiş, ölmüş. Oğlum burada ne olmuş? Ömer'in kayağı çok çok uzun milyon milyon için canımsın. En iyi haberim, son hoş geldin. Retro Sense çok da şıba dostu 5. için katliam olmuş burada. Ya ben inertia'nın kötü olduğunu düşünmüyorum. Inertia bence gayet... Ben inertia'nın kötü bir update olduğunu düşünmüyorum. Inertia hatta bu oyuna... benim çıkışım nerede? Yukarısı mı? Yok yok, şey biliyorum da Factor 4 Corner'ı öğrenmek istiyorum. Hah, bura. Tamam. Okey. Bunu öğrenmek istiyordum. Karakter hak etmiyor. Ediyor abi, ediyor. Ya bilmiyorum, ben şey sevmiyorum. Call of Duty gibi oynanmasını. Ya çünkü şöyleydi. 2 haftadan sonra skill'lerini çok geliştirdikten sonra abi zıplıyordun, uçuyordun, zıplıyordun, takla atıyordun. Dünyanın en yalan peak'ini atıyordun. Çok yalanlı yani. Payday'in betasını oynamadım. Çok şeye gözüküp benziyordu ama. Yani Payday 2'ye benziyordu açıkçası. Şu düğmeyi getirenin elini öpeyim. Oh ya bak. Yani gerçekten elini öpeyim, elini. Sellal Fence satıyor. Satsın ustam, satsın. Yani şöyle söyleyeyim, her şeyi inventörüme koyup ondan sonra orada düzgün insana satıp bilmem ne yapacağımdansa direkt satmayı tercih ederim. Kaan, ustam senin bence Tarkov'dan keyif almama sebebin ne biliyor musun? Benle aynı durum. Sen oyundaki değişikliklerden değil, artık 500. wipe'ını oynayınca oyunun çok bir şeyi kalmıyor. Bir yerden sonra şey oluyor yani. Biliyorsun oyunu. Ezbere biliyorsun. Öğrenme şeylerini. Yani. PvP versiyonu geliyor işte, arena. Tabi değiştiremiyorum. Değiştirdim. Tabi. Arena bir gelsin de bakalım. Ne zaman wipe olayı biter o zaman başlarım. Abi wipe olayı bu oyuna bitmez. Bitmesin de. Wipe olayının bitmesi bu oyunun ölümü demektir. Nereyi seçtin? EU West, EU'nun ortası bir de. Central. Evet, wipe olmasa direkt oynanmaz. Ya oyunu oynamak hiçbir sebep yok wipe olmasa. Oo, agresif gitarist. Ustam hemen git gel. Niye hala bilemiyorsun? İlk raid'im çünkü şu anda.
Ya da Viper'a gidip tek Mehmet olacak, Dan mı olacak? Arenada evet aynı olacak. PvP fight'ı. Yine çok başka Viper dışında çok neden var. Neyin? Kaç Viper'dan beri oynuyorsun sen? Çok. 8. wipe'ım falan bu benim galiba. Ben de anlamadım. VP yazınca. En fazla kaç oldum? Şeyi aldım. Kappayı aldım. İkinci vibe en zevkli vibe. İkinci vibe kesinlikle en iyi vibe abi. Emre Hanım çok şükür ama için canımsın. En iyi anı çok dokuzuncu için. İnsan çok çok bu arada abone olduğun için. İlk vibe doğruysa ikinci vibe'de fen alacağım diyorsun. Heda izleyip yatıyorsun. Yok be. İkinci, yani ilk vibe'de doğru düzgün öğrendiysen zaten gear fear'ın kalmıyor. Gear fear'ın kalmadıysa düzgün armor alıyorsun. Ben starter pack aran için DLC'ye dom alıyorduk. Evet, dom alıyorsun. Galiba bundan sonra şeyi kaldıracaklarmış. Bu indirimden sonra EOD'yi kaldıracaklarmış galiba. Şarkıyı kapatmam lazım. Bir sik duymuyorum çünkü. Ulan M Parts ilk çıktığında ne kadar zordu ya. Ne kadar zordu. M Parts'ın tanesi 250k'ydı. Bu pistol bizi neden koruyabilir? Aa ben bu pistolle herkesi sikebilirim. Kafasına sıksam ne yapabilir yani? Evet, bu oyunda pistolü olan adamdan korkacaksın. Düzgün hele pistol de düzgün pistolse dünyanın en korkutucu şeyi yani. Tabii ki de düzgün mermiye bakıyor eninde sonunda da. Bir çimen sesini duydum ben yanlış mı duydum? Ulan yine başka da benim delili. Bu oyun tam bir delili ya. Aha, Selava görevine başlamadan. Tabi bu oyun evde seslerin birinci şeyi. Tam bir sesler duyu. Bu sniper scar mı? Arka cebe atmamız Haleva'nın ne farkı var ki oğlum?
Zaten şey istiyor oyun. Ama bunları alabilirim. Evet. Sus sus öldün, sus. Allah kahretsin, sus öldün. Ver ver gözünü ver. Bandaj, wow. Peki sizce oyundan şeyi ne zaman kaldıracaklar? Bu exploration şeyini, hani tuşa basıyorsun, item'ın ne olduğunu öğreniyorsun ya. Yani bir kere yaptıktan sonra bir daha yapmamam lazım. Yani 800. wipe'ımsa artık sal be abi. Şunu ben bir götüme sokayım, chat'ten biri doğru diyor. Öl artık Allahsız, yani ne yapacağım daha sana? Abimize ölmek opsiyonel demişler gerçekten. Bunlar NPC. Anana küfrederek geliyorsa genellikle NPC abi. Şey bana gizlice yaklaşmaya çalışıyor. Ya bu oyunda kulaklık abi. Yok, aylık abonelik değil, bir kere alıyorsun. Ali adam sorun, çok çok 5 tane abonelik ettiğin için. Büyük ihtimalle şey yüzünden, yo aslında üzerimde kıyafetlerimde dolu girdim. Şeyden mi bana geliyorlar diye düşündüm. Cursed miyim acaba diye de. Wipe'ın başında cursed tag'i yok.
diyebiliyorum. Kamera ne alakalı? Ben biraz ağır mı oldum ya? Nereden çıkalım? Crossroads'tan çıkacağız. Pardon, şeyden çıkacağız. Tank'tan. Ben bir resetleyeyim şu fight'ı. Bu fight benim ölümüm olur yoksa. Kitlendi, silah kitlendi. Oo, şansa bak, ağzına sıçmıştım herifin. Abi silah kilitlendi. Cemlendi direkt. Cemlenmesi öldürmüştüm. Evet, ilk mermi body'ye gitti. Toraksını siktim. İkinci mermi kafadaydı. Tutukluluk yaptı silah. Evet ya, köylü silahına güvenmeyecektim. Pistolle takılacaktım. Vurdu da armoru tutmuş, baksana 253. No, büyük ihtimalle yüzü falan bu adamın. Gebermez. Toraksı sikilmiştir o herifin de, gebermez. Ölecek durumu yok yani. Tek mermiye giderdi. İkinci mermiyi sıksaydım ölmüştü direkt. Ben Toraks Enjoy'u abi seviyoruz ya. Toraks'ı valla. Yapıyorum yani bu sporu. Toraks'tan ölmek bir spordur arkadaşlar. Anlayabileceğiniz bir şey değil bu. Bu bir hobi. Ha doğru, şeyden yüksek. Yanlayana bu biraz. Peki şöyle bir macera yapmadık mı ya? Şöyle bir yolculuğa çıkmadık mı? Tam bir yanlayana değil mi? Bu oyunda hile çok şey ya. Bu oyunda yani şöyle söyleyeyim, aimek olmasına bile gerek yok. Oyunda şey olduğu anda ya, adamın yerini bildiğin anda zaten winsin oğlum. Yok yok, uzaktan loot çekmek falan değil. Adamın yerini bildiğin zaman zaten oyunun en büyük avantajına sahipsin.
Adam aim'i koyuyor, bekliyor, tık. Onu bile vuramayan dangalaklar var da o da ayrı bir konu. Onunla da taşak geçiyoruz. Önemlisi ses kasmak. Ses bozuk oğlum oyunda. O da çok komik abi. Oyunun en önemli şeyi ses kasmak. Oyunda sesler bozuk. 90 FPS çok 36 milenmiş. Canım sızında. En iyi haberen son, hoş geldin. Yapıyorlar ya. Seviyorlar abi bu herifler bir şeyleri. Hadi bakalım nerede başladık. Bu sezonu çok oynamadım. Diablo'ya bir sonraki sezon bakacağım büyük ihtimalle. Bak gibi de bir yer. Burayı da hiç sevmiyorum. Müzikçi niye alta batıyorum? Çünkü diğer PC'de çalıyor. Yayın PC'sinde çalıyor direkt. Ortam gergin. Eskiden atmıyordum. Evet ama bu şeyi yaptım ya. Yayına ses gitmemesi olayına. Çok gergin. Ortam gergin. Avcı avını bekliyor. Çağrı çok da şu 5. ay için. Neyse. Allah 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 Allah. Çok adam var. Abi reload'u bitir artık. Bayraktar tarafından yenildim. Kaç vurmuşum, vurmuşum da bu arada. Her mermim vurmuş. Her mermim vurmuş. Bacağı çalışsaydım keşke. Benim hatam. Lag meta yapmam lazımdı. Şu yüzden reload attım. Reload'u fake için attım. Reload sesini duyarsa adam koşar diye attım. Reload'u hemen durdurabiliyorsun ama bunu da donduramıyormuşsun. O onda problem. Şeyde durdurabildiğini biliyorum. 553'te, pardon, 153'te ve 133'te durdurabiliyorsun. Insta durduruyorsun mermiyi. Ama bunda durduramıyormuşsun. Pompalıyla pikleyeceksin oğlum. Başka neyle pikleyeceksin zaten? Pusi miyim abi ben? Bir de silahları harcayalım istiyorum. Kullanmadığım silahlar bunların çoğu. Oyunda pompalı güçüm. Oyunda pompalıdan daha güçlü hiçbir şey yok.
Abi çift tıklama olduğunu artık unuttum. Çift tıklama diye bir özellik var. Unutma. Bunların gelmesi çok mümkün değil ya. Oyunun ilk wipe'ın ilk gününde. Trooper 80 gelmez. Şu belki gelir. Paket tasıyorum. Abi hiç fikrim yok. İnternet sağlayıcından dolayı olabilir. Evet, genellikle static IP düzeltiyor bu tür şeyleri. Çift tıkla yine. Artık çift tıkla item'ın aktifini kullanabiliyorsun. Bekledik. Modemin fişi takılımı. Oyunda wipe üyelik var mı resmi olsa? Yok. Oyunda üyelik miyelik yok. Direkt satın alıyorsun, bitti. O kadar. Bu neymiş? Bir tane daha geldi. Bu çok çok klasik ya. No. Yaman'daki çok şubat 25 milyar mı için, Marine çok 34. ay için, Glatray'ın çok şubat orada 20. ay için. Sonra oynamak daha mantıklı mı? Ya en iyisi Doğu bence. Bence en iyisi Doğu. Zator'un Nuxal Geyi çok şubat 14. ay için canımsın. En iyi haberen son, hoş geldin. Yok abi, Doğu. Doğu kadar iyi bir şey yok. 3'te Fuckfest başlıyor. Doğu muazzam. Merch üstündeki arkadaşlar. B. Diğer rengini gelince göstereceğim. Bu oyundan para kazanıyor. Bu oyundan gerçekten para kazanıyorlar bu arada. Satıyorlar. Sen yani illegal olarak kazanırsın. Ama bir de anana küfür yersin. Ona diyeyim. CNT'de kaç emote hakkı var? Çok. Çok. Bu oyunda çok Türk vardır öyle mi? Yok değil. Hiç yok. Millet alamıyor oyunu. Türko gelir mi ya bu oyuna? Gelemedi. Mod yüklenmedi. Wow. Link yapmış yapmışım. Ha, waiting.
Arkadaşlar sene 2023. Artık 7TV lütfen indirin. Allah'ım bu silahla da var ya bir daha sıkarım, bir daha sıkarım. Kulaklık almadım mı ben? Almadım ya. Hata. Arkamda diye bir çatışma oluyor ama. Benzinliğe gitmeyi düşünüyordum. İyi gitmemişim. Benzinlikli sikiş var. Freedom çatışı bu arada 21 milyar 79 milyar milyon ve tier 3 için. Oy. Geldi gözük ya. Kapatabilir miyim lütfen? Bu ne? Umka. Keşke lazer mazer olsa silahımda. Wipe sesi 3 ay. İdeal abi. Bence wipe'ları çok uzun yapıyorlar. 6 ay sürmemeli wipe. Yani açıkçası 4 aydan daha uzun sürmemeli wipe. Vibesiz hale gelmesin abi. Vibesiz hale zevkli bir şey değil. Bu oyunu güzel yapan şey vibe da. Vibe'ın süresi azalsın. Her ay yok biraz abartı. Arkadaşlar PvP atan bir mod var mı? Aa yok ama gelecek arena modu diye. Ama ekstra satılacak. En pahalı pakete sahip değilsen. Aa şey çıkmamış. Yılda işte yılda ya 3 kez ya da 4 kez wipe. İdeal ya 3 ayda bir ya 4 ayda bir. Bu şey garip olmuş. Ya item bu arada yani bizden kastım oyuncular random item istiyordu. Ama bu herifler yine yanlış anlamış.
item container'larını random yapmış. Hani biz onu değil, container'dan çıkan item'ların daha iyi randomize edilmesini istiyorduk. Anlayamamışlar. Yani tüh. Oğlum ses delay'li mi geliyor, ben mi deliriyorum? Delay'li çalı sesi geliyor. Sesler yine şizo modu. Yanıyor mu? Yanmıyor. Fuck. Abi ses olayını şu yüzden çözemediler. Çünkü bu herifler şöyle yapıyorlar. Ses, kendi ses motorları yok. Abidik abidik ses motorları kullanıyorlar. Ondan sonra bir ara Steam'inkisini kullanmaya başladılar. Ki kötü değildi. Ama onu düzeltmek yerine millet, çünkü hani bazı şeylerde isyan ediyordu. Bazı şeyler, sesler düzgün değildi. Dediler ki Steam'i kullanmayalım, Oculus'u kullanalım. Onu entegre ettiler. Daha da kötü oldu. Elifler random drag and drop yapıyor. Düzelmesini bekliyor ses motorunun. Garip herifler ya. Ama en son bir dev bir tepki oldu bir ara. Bu birisi çok iyi bir hacking videosu çekti. Oradaki tepkiler yüzünden ilk defa Tarkov'da bir pozitif gelişme gördüm. Hem roadmap fotoğrafı filan atıyorlar. Hem böyle düzgün update getiriyorlar. Orada bir gerçekten şey yapmışlar. Geldi Solaris. Ali İpek, çok şükür abone olduğun için canımsın. Çok şükür 5 tane abone kilidi için, pardon. Orada bu heriflere bir dunk etti abi. Lan oyuncularımızı kaybedeceğiz olayı. Hileyle oyuncuları wiggle yapan araba. Evet. O adam Tarkov'un hani hem çakılışında yardım etti hem de yükselişine yardım etti. İnşallah yükselir. Hissederim, onu da bilmiyoruz. Ah ve Solaris. Kolay şeyleri niye yapmıyorlar? Bir kolay değil. Yani ses olayı kolay değil. Ses olayı bayağı zor bir olay, hatta tam tersine. Çok kompleks bir yapı. Ama ya bazı kolay şeyleri de yapmıyorlar. Çünkü hala elinde sonunda. Ya bir konuda şeyde de haklılar. Mesela oyuncuyu dinlememek lazım her zaman. Oyuncu, yani mesela şey, bu community dinleme olayı var ya. Community dinleme olayı her zaman başarılı olmuyor. Community çok şey istiyor abi. Community çok şey istediği için her söyledikleri mantıklı değil. Bazen saçmalıyorlar da.
Onun işte tam dozajını tutturmak lazım. Hem community dinleyip hem de boş yaptıklarında boş yapıyorsunuz şeyini de vermek lazım. Ay pek çok bir tane daha iki tane daha abone ettiğin için. Kavun gelmiş. Silahı var ya zaten. Hem size ayet kulaklık yapayım. Tak oyuncu sayısı nedir? Ruslar memnun mudur? Siklediğini düşünmüyorum Ruslar oyuncu sayısını. Türkiye'de. Skav girmeye 7 dakika meşmek kim bekledim. Yok be ben girdim. Arkadan gelen PC'den mi? Yok klimadan. Klima açtım şimdi. Bugün biraz sıcak mı ya? Ki beyin çok bu arada ikinci için canım sızındı. En iyi haber en sonuçta. Peki sabaha karşı şey nasıldı abi? Ölümüne yağmur yok soğuk değil yağmur vardı dün akşam dün gece 3'te fırtına vardı abi İpek çok çabuk kip kalman koy ver gitsin abone ettiğin için Sonra sabahta alev. Bakayım emotlara. O Tarko eklemeyeceğim ya. Robrem'in RGB'si yanıyor ama kendisi çalışmıyor. Donanımsal bir sıkıntı gözükmüyor. Yazımsal olarak da olabilir. Böyle son 6 GB mi eksik? Nasıl? Demek ki RAM'in bozuk ustam. Donanımsal bir sıkıntı var. Şimdi RGB ile şey farklı şeyler. Kelbati çok 3 senedir abone olmuş. Canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Dün çalışıyordu. Yani bozulmuş olabilir bilemiyorum. Bakmadan bilmek çok zor. Oy çalkala. Göbeğe bak göbeğe. Emote enflasyonu. Tak çıkar hep aynen Türk işi oğlum. Ha bizim orada bir dakika iki tane RG'miz var. Bekle şu kırmızı olanı kaldıralım. Kırmızı olan ben. Meh. Benim A1 2012 değil. 2011. Pam 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 pam.
Orayıcı FFZ mi otu mu? Aa, dur FFZ'ymiş. Kaldırıldı. Tamam, şimdi yeni rage geldi. Ali Pek çok teşekkür olsun 5. ay için. Pardon, çok abone ettiğin için pardon. Pam 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 pam. Aa, beğenmedim. Dönüyor. Ulan bulamıyoruz. No. Abi bu arada şu anda bir bilgi geldi. Ali İpek çok 5 tane daha abone ettiğin için. Şu anda bir bilgi geldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe bu, geçen günlerde konferans kupasında son 5 dakikada 2 tane puan topladı ya. Sırf o yüzden şey yapmışız. Puan toplayıp sezon başında 10. olduğumuz için Şampiyonlar Ligi'ne iki takım yollayacakmışız. Son saniyede kılıç atmış Beşiktaş. Hadi bakalım. Bu büyüklük şaka mı ya? Beşiktaş'ımın. Seneye işte seneye 2024-2025 senesi için işte. No. Sene 24-25. Girmiyordan bozuk oyun. Değil o değil oğlum. Şey uzun sürüyor. Yok. Ska her zaman uzun sürer. Özellikle şey başında. Konferans evet, ülke puanı için gerçekten iyi oldu ya. Vallahi iyi oldu. Ama bir konferansa elenirsek gerçekten patlarım. Oradan ikiye ayrılırım. Konferans 5 sene önce çıktı, ülke puanı birinciydi değil mi ya? Biz onu Kiev çektik çoktan zaten. Bam 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 bam. Ali İpek çok şu 5 tane daha abone ettiğin için. Kiev çok oyuncu kaybetti. O kadar güçlü değiller. Abi Kiev'in güçlü olup olmamasıyla alakalı bir kavram değil. Bizim Beşiktaş olmamızla alakalı bir problem o. Bu ne? Salami. No. Bu var zaten, bunu kullandık da öbürü oya geri döndük. 10 dakikada iptal edeceğim. Şu an hangisi kullanmak better? FFZ 7 TV. Ben de şu anda hepsi yüklü de illa bir tane yükleyeceğim dersen FFZ kafi. Çünkü onda hepsi var. Balık daha iyi ya bence. Bu var oğlum zaten bizde. Oğlum emote atın bari chat'e atmadan.
En iyisi bilmiyorum. Seven Tabi çok iyi abi. Bulmuyor, oyun bul. No, 10 dakika geçti ya. Deres. Scav oynayamayacağız. İnterchange Scav dolu. Bize yer olmadı. Eğer ki sub sen niye değilsin onu sormalı abi. Asıl soru sen niye değilsin. Ya bu soruya cevap bulduğumuz zaman süper konduktörleri bulabiliriz. Bak dedi şarkıda. Ali Pek çok teşekkürler bu arada sen de güya abone ettiğin için. Çok çok teşekkürler bu kadar abone ettiğin için. Bu neymiş? Look up, bu güzel. Aa Pipo Çiğir ya, Pipo Çiğir gelsin bize. Hadi bakalım. Eder havaya chat. Hadi bakalım. Ya dün biz Fuat'la Bahçeşehir'e gittik. Fuat şeye gitti, dur onu bir dakika yayında göstereyim. Fuat şeye gitti. Neydi onun ismi? Boynu ağrıyordu. Bayağı boynu falan tutulmuştu. Fizik tedaviye gitti. Fuat'ı bıçakladılar abi orada. Elektrik verdiler bir de Fuat'a. İlk önce bıçaklayıp sonra elektrik vermişler. Bir ayıp etmişler. Tabii. Göstereyim. Saplamışlar iğneleri bu boynuna. Sonra bundan sonra bir tane daha fotoğraf var. Şuradaki iğneye elektrik bağlamışlar aküyü. Ama şeydi yani, biz giderken Batman'e dönmüştü abi herif. Mesela Fuat diyorsun, sola dönmek yerine bütün vücudu döndürüyordu böyle. Ondan sonra dönerken Fuat dediğimde kafayı döndürebiliyordu. Bu biraz çok gerçekçi olmuş. Ne yaptırdı ki? Fizik tedavi işte. Kırık çıkıcıya götüreceğim bundan sonra da. Baş ağrım yok, boyun ağrısı ya. Bu ne? Geyi. Pepper Gun'u beğenmedim. Bam bam bam. Allah'ım oyuna gir. No. Ya bu arada ben bu hani Elon Musk Zuck'la falan kapışmak istiyordu, olay falan oldu, hani böyle İtalya'da kapışacaklar falan şey çıktı ya. Elon Musk tarafından bir şey geldi, bir hastaneye gitmesi, MR çekmesi gerekiyormuş. Bu herif var ya, yemin ediyorum tam şeyden öyle kurtulacak. Abi fıtık çıkmış bende, yapamayacağız, doktorlarım yapma dedi. Tüh ya, nasıl olabilir? Daha yani şöyle bir şey var. Büyük ihtimalle Zuckerberg yok eder. İçinden geçer. Elon Musk'ın. Yerden yere yapıştırır. Evet, Mark Elon'u büyük ihtimalle ikiye böler.
Hayır zaten adam bir kere uzaylı. Oy. Mami. Bu bizde yok muydu ya? Vardı bunun benzeri. Reis çok şükür 2 senedir abone olmuşsun canımsın. En iyi haberim son hoş geldin. Hayır bir kere Zuckerberg. Aynen Lizard. JV Smith usta mı da ben bilmiyorum. O şu anda sektörü bilenlere. Ama bu oyunun da bir verdiği bir gerginlik var. O gerginliği hiçbir oyunda bulamıyorum. Yani bu oyunun tadı da inanır mısınız bir başka. Ha, bir haz bir gerginlik var. Adam var. Boss olabilir. Öldün abi artık. Ne konuştun ya? Hunt gergin değil bence ya. Ben Hunt'ın o kadar gergin bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Onu da şu yüzden düşünmüyorum. Hunt'ta ölsen o kadar şey kaybetmiyorsun. Wipe olayının olmaması ve kaybının çok büyük olmaması gerginliği çok azaltan bir şey. Oha buradaki şey çıkmamış lan. Nereden geldi bu? Wow. Bana mı geliyor mermi? Bana geliyor mermi. Sniper scav sıkıyor bana. Ama çok zor ya. Sniper scav'ı buradan vurabilmem. Bununla. Buralarda bir yerde... Fuck! Mermilerim çok sık giydi. Çok sık koydum mermileri. Ankalı koç çok şabon olmuş canımsın. En iyi haberin. En başta tutturamadım. Sonra hepsini tutturdum ama mermilerim çok sık koydu. İki tane falan tutturmuşum. Sonra tutturdum da... Vurmuşum da aslında ya. Oğlum bu silah tutmak çok zor. O silahın şeyinde çok sikko yani. Bize ne sıkmış? Tek tek sıktı ya o. SKS'si vardı büyük ihtimalle. Ne oynayalım? Bir tane
daha shotgun'ını çok yapmak istiyorum. Şöyle bir an yapalım. Bak bu nasıl olur? Oy. Ölüm run'ı. Yanlış mag. Skullar üzerine rushlamaz ya. Şu anda şey yok. Curse tag yok abi oyunun başında. Herkes yani milletin parası marası bittiği için curse tagini oyunun başında kaldırıyorlar ilk hafta. İlk bir buçuk hafta falan curse tag olmuyor. Ondan sonra oluyor. Curse tag ne? Abi curse tag'i şöyle oyunda tamamen full eşyaların, çantaların, cartların, cırtların boş bir şekilde girersen oyuna sadece silah alıp hatta silahsız girersen şey yapıyorlar. Bu scav'lar, AI'lar senin üzerine koşuyor. Curse'leniyorsun. Hepsi senin üzerine koşup seni öldürmeye çalışıyor. Şeyi engellemek için. Hatchet Run diye bir şey vardı. Millet şey yapıyordu. Hiç item almıyordu. Dümdüz göt, dümdüz çanta alıyordu. Rushlıyordu. Itemları çalıp çıkışa koşuyordu. Bunu engellemek için yaptılar. Bir tane mevzu koy bitti. Yok öyle değil. En azından 30 bin ruble miydi? Yani belli bir kriterler var. Silahın olması lazım. Vest'in olması lazım. NFT gelmeyecek oğlum şey Steam'e. Adamdan kafa rahat. Fear ondan gelmedi mi? Fear de ondan geldi evet. Aa bir tarafmış. Oo biri direkt rushlamış çıkmış yukarıya. Aynen öyle. Steam'e tamamen fullenmeden çıkarsa Overwatch gibi olur. Mostly negatif. Yani ölesi yoktu açıkçası. Ne diyebilirim ki? Neyse öldürdüm en azından. Orada bir. Oh siktir. Adam sol üstteydi. Gördünüz adam nerede olduğunu. Abi senin gizlendiğin yeri sikeyim. Yok ya hile falan değil. Adam çıkmış oraya Batman gibi duruyor. Hayır zaten ben şu yüzden her tarafa bakarak girdim.
Scav o kapının orada duruyor ya. Scav niye orada duruyor dedim. Çünkü Scav o kapıyı genellikle siklemiyor. Adam izledi ya beni. Şeyi, ya fotoğrafımı falan çekti herif. Abi altıma sıçtım. Gerçekten altıma sıçtım. Of. Aa bu ne, ekran değişmiş. Oh ya biraz şey, ay dur bekle. Bekle bekle, Allah'ın belasına giderim. Başladı bizim mesai. Aa yeni şeyler mi gelmiş? Oo bayağı nerflemişler. İyi olmuş. Mosin Gang zamanı. Sıkır sıkır. Nasıl? Ha. Dayı pek de atmak istemiyorum ya. Şöyle atsam kafi. Kafama da bir tane don mon var mı? Yok. Regmen'den alayım ya. Bu ne? Item ne olduğunu bilmiyorum. Ha, oo no. Kulaklığa gerek yok. Woods'da bir sik anlaşılmıyor. Woods'da kulaklık takıp ne yapacağım? Woods'un Allah belasını versin. Woods bok gibi map'tir. Teşekkürler. Ben bir şey yapma, kışkırttılar. Net birisinin anasına, avradına, full şeyine. Bayağı bildiğin. Ya yani o kadar inanmadım ki. Vantilatöre, sigaracı vantilatörüne. Net bir şekilde var ya, bütün değerler dahil, herkesin dahil edip küfür etmişsin de sonra da ban yemişsindir. O sövdü, ban yemedi. Sen daha ağır sövmüşsün demek ki. Peki. Şimdi bak şöyle düşün. Pozitif düşün. Sen daha iyi sövmüşsün abi. Hani sikmişsin. Pozitif düşün. Elalimi gücümü gösterdim. Artık bir sene sonra gösterirsin. Bir sene nefes al demişler sana. Oyuna girince grafik ayarlarına FPS'ini gösteren FPS'i alınmıyor. Ben sana ustam. 8. vibe'ım.
Bir de FPS 1 yazıp FPS 1 yazıp konsoldan açarsan FPS'in düşüyor, benim olsun. O yüzden FPS'i oradan açmayın bu oyunda. GeForce Now'u kullanın. Şunu kullanın. GeForce'un şeyini kullanın. Onu düzelt. Yok. Onu eskisine nazaran düzelttiler ama hala düşürüyor FPS. FPS 1 hala FPS 1 düşürüyor. Bu en az düşüren. Bu da düşürüyor bu arada. Abi Tarkov'a yapabil, yani herhangi bir öksürme Tarkov'un FPS'ini düşürüyor. GP sattı, çıktı, satsam bak. Sat oğlum, GP para değil ki. GP zaten şey satmıyor musun? Terapiste falan satmıyor musun? GP ile şey alabilirsin. İyi bir silah takası var GP ile. Tarkov'da şey biliyor musun? FPS'den düşüyor, ateş edince yükseliyor, geri düşüyor. Onun sebebi neden biliyor musun? Oyunun en başında, oyunda ateş ettiğinde ışık oluyor. Işık olunca gölgeler yok oluyor. Gölgeleri hesaplamayınca daha az kasıyor oyun. Abi ben bu map'i bilmiyorum. Gerçekten bir mayına basacağım şimdi ya. Neredeyim oğlum ben? Ay, mayın tarlasında oradayım. Usek'in oradayım. Ha, yayın içerik olur. Abi patlayıp. Bunu kodum map'i... Kaç map'tir ezberleyemedim. Oğlum ezberlemek istemiyorum çünkü. Yarak gibi map. Bok gibi map'in neyini ezberleyeyim? Oynamıyorum ki zaten. Tam bir who cares map'i. Yani oyun oynayacağım ama biraz AFK almam gerekiyor map'i. Adam geliyor, gidiyor Woods'a giriyor abi. AFK bırakıyor. Gidiyor içeride tosmos yapıyor. Böyle bir şeyler yapıyor. Sonra geri geliyor, yürüyen adam vuruyor. Bok gibi map. Şu anda doğru gittiğimi farz ediyorum ama emin de değilim. Çıkışlarım nerede? Oh tabi. Tam bir tabi. Bok var. Soldaki çıkışı vermemiş. İkisine de aynı uzaklıktayım oğlum. Yok, uçağın nerede olduğunu biliyorum zaten. Map'te nerede olduğumu anlarsam map'i çok rahat dolaşabiliyorum. Sıkıntı ilk doğduğum anda map'te nerede olduğumu anlamak o kadar zor ki. Orman çünkü map yani.
Hiç daha çıkmayalım. Bence şey yapayım ben. Bu map'te harbiden chat'teki birisi demişti. Koca ayak RPS yapayım. Ghillie suit'i giyeyim. Açayım onu. Millete baltayla koşayım. Bu map'te de ya zaten bu map'i seven herif deli olduğu için, oynayan da deli sadece. Çattak insanlar oynuyor bu map sadece. Adam şey yapıyor böyle. Dünyanın en gelişmiş Mosin'i. Mosin'i böyle gelişmiş, modifiye etmiş bilmem ne. Mosin niye modifiye ediyor, o da biri soru. Bir de yanına da dünyanın en OP AK'sini alıyor. Mito'nun Mosin çocuk oyuncağı ya. Mito'nun Mosin gerçek değil abi, siz düzemez. Shoreline de kötü map. Şu yüzden Shoreline kötü map. Map'in tamamını kullanmayan, sadece bir noktaya rush olan her map kötü bu oyunda. Bunun şeyle alakası yok. Ki mesela Woods bence güzel. Ben Sniper sevmediğim için Woods'u anasına küfrediyorum ve etmeye devam edeceğim. Mesela Custom'da sadece Dorms'du. Custom'ın yeni expansion'ı oyunu Custom'ı o kadar güzelleştirdi ki. Streets de çok güzel. Ben neredeyim oğlum? Ben yerimi şey yaptım. Ben şu anda uçağa yakın bir yerde olduğumu düşünüyordum. Tamamen Allah belamı verdi benim. Ben kayboldum. Ha tamam, şurası. Tamam. Buldum. Biraz sadece geniş gitmişim. Streets bende çalışıyor ama bende 4090 var. O yüzden hani benim konuşmaya çok yüzüm yok. Ama Streets çok güzel map. Streets bence hatta en iyi map. Şu anda çalıştığı zaman. Çünkü yani lootlar da çok iyi dağıtılmış Streets'te. İnsanlar çok dağınık oynuyor. Ha ben de gece oynuyorum. Bu arada Streets gece daha iyi bence. Streets net bir şekilde gece daha iyi bir oyun. Bir dakika, telefon çalıyor, bakacağım. İnşallah ölmeyiz. Moş'la alakalıydı ya, o yüzden açtım zaten. Allah'ın belası, mektup gel. Ölen adam niye konuşuyor abi bu oyunda ya? Başka ses var diye gerildim. Görev var uçakta. Uçakta görev yok oğlum, daha görevleri açmadık. Var mı?
Buzda kaç FPS alıyorum? Almıyormuşum. AI'ları biraz aptallaştırmışlar mı? Bunlar, bu herif beni normalde sikerdi. Tozum var ya. Oh oh, havai fişek patlamaları. AFŞ gösterisi yapıldı orada. Evet, normalde iki kurşun hakkı bile vermiyor. Mosin'de bir kurşun hakkı veriyor. Mosin'de bir kurşunu kaçırdığın anda ikincisi sana geliyor. Ha, ölür müsün ölmez misin, o ayrı bir konu da. Oh 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 oh, hava fişeklere bak ya. Staminam yok. Biraz sessiz sakinleşeyim. Süre sınırıma geldim. Yok, Esenyurt bura. Ve ben ağırlaştım mı? Yo, 21 kiloyum. Niye stamina bu kadar? Gerçi wipe'ın başındayız. Benim stamina noodle'dan farksız olduğu için şu anda. Ben bir ses duydum. Çok kıllandım şu anda. Öleceğim büyük ihtimalle. Ama birisi olduğuna eminim yani. Yani bir şey var. Bana kalkan bir şey var yani. Vuzda çıkışı bulurum ya. Çıkışlar kolay. Ya vuzun tek kötü yanı, girdiğin anda nerede olduğunu anlayamıyorsun. Allah. O neydi? Oyunda FPS 1'de FPS mi düşürüyor? Evet, FPS 1. FPS ne bakarsan FPS'den düşüyor. Fazla merak işte FPS'e yarak. Böyle. Rusça böyle bir atasözü varmış. Ya ses ayarının FPS düşürmesi normal. O çok fazla CPU yiyor. Bu oyunda CPU bazlı bir oyun olduğu için zot diri zot oluyor. O mantıklı. V-Sync'in ters çalışması mantıksız. Asiktir. Şu dengenin FPS'i. Bu görev için lazım zaten. Gerçi o sis değil, başka bir sis lazım. Yeşil olan. Streets görevi.
Oyun sonuna ayarları gösteririm ya. Benim ayarlarım medium low arası bir şey. Post FX'im farklı benim sadece. Ya bu oyun için Windows 7'ye geri dönem vardı 3-5 FPS fazla almak için. Kaç FPS alıyorum şu anda bilmiyorum. FPS 1'i de yapasım yok. Biri anahtarı bulup aç. Sorumun cevabı oradaydı. Altre yok, Altre olduğunu biliyorum da Altre çalışmıyor. Bu oyun garip abi, çok şey yapmayın ya. Alıyorsun. Rahatsız ediyorsa az alıyorsun. Etmiyorsa bakma. Ben 90-100 arası bir şey alıyorumdur tahminim. Abi sesler niye delay'li geliyor oyunda? Niye böyle bir olay var? Bu yeni mi başladı? Çimen sesleri bir saniye delay'li geliyor ve beni inanılmaz tilt ediyor. Oğlum kulaklık olmamasıyla ne alaka? Çimene dokunan benim. Insta gelmesi lazım. Tabii efendim. Görüntü pikselleşme oyundan. Ah, bu çok kötü öldü. Toraks'tan mı öldü? Heşe değil miydi o? Aa. Neyse. Siktimin gerizekalısını açtık. Bu adamdan da nefret ediyorum. Mechanic task instructions. Allah. Ya Jaeger'in görevleri çok aptalca abi. Yok bacak arasından ateş et, yok bilmem ne yap, yok 3 kere dön, ondan sonra 3 kere çivili çivili şak 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 derken adamı vur filan. Yani yoruyor abi, herif yoruyor. Neymiş? No. Tamam, her şeyi boşaltabilirim. Bu kadar mermi yeter mi bana? Yeter ya, adam olana fazla bile girdim. Girdim, kastımdan girdim, ölüyorum. Ya tabii ki oğlum şey var ya bak. Şey görevi var oğlum. Ne? Dehidrasyondan canın giderken 5 dakika raid'de kal. Kolun kırıkken 3 tane PMC öldür. Acı çekerken 5 scav öldür. Baş ağrısı çekerken 3 kere reddet, 2 tane PMC öldür. Ve bunlar gerçekten görev ha. Flashlayırken 2 PMC vur. Doğru, o da var. Muhallebi yani, tek gözün kapatıp adam vur.
Oyunu görev yapmadan oynamak mümkün mü? Mümkün ama ben olsam oynamam. Yani zevkini çok sikecek. Görev inanılmaz fazla şey açıyor. Nedir? Ek özellik açıyor ve şeyler açıyor. Bazı itemleri görevle açıyorsun. Trader itemlerini. Ya oynar mısın? Oynarsın. Mito gibi sadece SKS artı Mosin'le oynayıp hiçbir armor giymeyeceksen oynarsın. Ama oyunun keyfi kit almak. Yani güzel silahlarla oynamak. FIFA Arena çok şükür 22 milyon beşi canımsın. En iyi haberim. Son hoş geldin. Mito camper değil oğlum. Mito hayvan gibi rush atıyor. Adam SKS'yi bıraktıramadık ya. Adam SKS'yi bırakıp düzgün bir silah geçemedi yani. Broko Soda çok 31 milyon beşi canımsın. En iyi haberin son hoş geldin. Vasile'ye çok 3. ay için. Barış Özcelek çok 31 milyon beşin. Bir de SKS site falan da koyun Pintilik'ten. Pintilik'ten değil. CTS, bence SKS sayısız daha iyi. Ben de ona katılıyorum. SKS ve Musin sayısız çok daha iyi bence. Hadi bakalım giriyoruz. Oo Tenerius. Bir ay sonra görüşürüz ustam. Hızlıca git gel. Neredeyim? Bakayım. Bok gibi yerdeyim. Let's fucking go. XQC Las Vegas'ı kumarda 1.1 milyon kaybetmiş. Abi XQC garip hareketler yapıyor ya bu aralar. Biraz... Yani ben ilk defa herifin... Subreddit'inin... XQC'nin Subreddit'in XQC'yi desteklemediği birkaç konu gördüm bu hafta. Kullanacağım bunu. Geç FMC'yi de kullanırım ya. Rplace konusu yok be. Rplace'de ben XQC'ye hak veriyorum abi. Birisinin villain olması gerekiyor. O da XQC yani. Rplace'de bence iyi ki de öyle yaptı. Benim dediğim şey değil ya. Ya yani kendisi... Allah kahretsin nasıl bir ortama düştük. Dur ananı sen suka. Şey diyorum ya bu aralar şey oldu bu bir onun DMCA bir olayı oldu. DMCA değil de React Content'le alakalı bir draması oldu. Bir orada bir problem çıktı. İki.
Ulan şu açıyı görebilsem. Lan bu herif gidiyor. Ondan sonra da bir de H3H3 ile de bir debate yaptı. Yani debate'i o kadar kötü kaybetti ki en sonunda solucan yapıp konuşma bitti. Abi nerede bu herif? Mito'nun şeye geldi. Mermi düştü lan yanıma. Ne alaka lan? Biri silah mı çekti bana mı öyle geldi? Benim niye gözüm kararıyor? Ben ne ilaç ne içki hiçbir şey almadım. Oh no. Oh no. Şurada normalde çanta oluyor. İnşallah spawn olmuştur. Aa bak ekstra sesler duyuyorum random oyunda. Bak yine delusional. Aa su kaşım toşankam var lan. Dü. Yine bak. Dün geldi. Dün geldi değil mi? Hiç gergin değil ya. Sıfır. Canım gitmiş lan. Normalde Haziran'da gelecekti bu vibe. Niye bu kadar gecikti?
Nikita Van. Kamerayı sol alta alayım. Ah siktir güzel. Ama işte sesler yok oldu. Ya bence wipe'lar kısa olsun abi. 3-4 ay bence wipe için kısa değil. Hiçbir şey duymuyoruz ama. Yani adam önümde kosa duymam büyük ihtimalle. Wipe'lar zaten 3-4 ay sürmeli. 6 ay süren wipe dünyanın en gereksiz şeyi. Son 2 ay kimse oynamıyor. Anca hileciler birbirlerini öldürüyor. Hangi hile daha iyi diye kapıştırıyorlar. Sol kolum niye siyah? Dövme yaptırıyorum. Çok şey yapma. Geride kalırsa da son seviye başlıyor. Yok o artık ebesini sen de. Sen arenayı oyna oğlum. Wipe gelecek onu biraz uzaklaştırıyor. Boş yemek gibi. Oğlum olayı zaten ama oyunun o wipe. Hani progress diyeceksin. Sıkılınca bırakacaksın yeni sezon. Wipe olmasa hiç oynanmaz bu oyun. Kesinlikle katılıyorum. Yani herkes oyunda en son silahlarla kapışınca oh lan. Player'dı bu. Ulan kirasası filan da varmış. Aa. Dört ayda bir o kadar görev yapılmaz. Yapılır abi yapılır. 4 ayda nereye görevler yapılmıyor? Oğlum yani şöyle bir şey var. Oyunu 6 ayı oynayan var mı? Yok. Çok az. Oyuncu kitlesinin yüzde kaçı bu? Aynen max 2-3 ay oynuyorsun. Hardcore oynamak isteyenler için 1,5 ay uzatsan işte ekstra. 4 ay yapsan. Kafi abi işte. Öldün artık bağırma ya. Oo. Allah Allah. Anne! Anne olur ölüyor. Anne yardım et. Savaş, savaş kötü bir şey diye gider gitti herif. Anne evladını kan gördü. Allah 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 Allah. Abi benim kolda dövme yaptırdığım için acıyor, sallanıyor biraz.
Öldü öldü. Tek attım direkt de. İşte. Şu ana kadar hiç bir tane player vurduğumu düşünüyorum. Ama emin de değilim. Kirasası olan şu silahı aldım. Player'da diye düşünüyorum ama. Efe çok şükür abone olmuş canımsın. En iyi abonemsin, hoş geldin. Ondan da emin değilim. Hani yerden birinden silah almış AI da olabilir. Oh, bakalım. İyi XP aldık ha, 3000 XP. Yok hepsi şeymiş. Player olduğunda Egor mikrofonmuş herifin ismi. Ah abim. Kapilerde Skav yazıyor. Parantez içi ismi yazmıyor mu normalde? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Edible Organic güzel ya. Her versiyon değil ama bazı versiyonlar çok güzel. Dark Orange mesela çok çok iyi bence. Seni öldürürse ölüm ekranında yazıyor sadece. Ha. Oyunu seviyor musun? Oğlum sevmesen oynanır mı oğlum bu oyun? Kaç senedir oynuyorum. Çekilir mi oyun? Sesi düzgün çalışmıyor. Oyunun kendisi FPS açısından bok gibi çalışıyor. Çekilecek oyun değil oğlum. Sevilmese. Ulan çok güzel silah parçaları buldum ha. Bir şokan patlatayım. Bir de su patlatayım. Bir şoka daha patlar. Bir su daha patlar. Skavım var da. Let's fucking go. Bir dakika. Görev. Ha. Oyun için insan da keşke matematik geçse. Usta, bak bu ikinci şey. Falson. Oyunu bilmiyorsun. İki wipe önce artık wipe dışı save şey dışı, raid dışı içtiğinde de geliyor. Bu iki. Biz sana oyunu öğretiyoruz. O zaten çok aptalca bir şeydi. Vibe ne zaman geldi? Geldi oğlum, dün geldi. Vibe'liyiz şu anda. Diye teşekkür ne renk? Açık. Öyle diyeyim. Ten 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 ten. Oyunda amaç ne? Oyundaki amaç 100 kişiyi bir map'e atıyorlar. Ondan sonra sen sorma. Bu oyundan para kazanılıyor mu? Dark Pearl çok fazla 8. yaşı canımsın. Hani oğlum FPS oyunu elinden sonra adam görüyorsun kafasına tıklıyorsun.
Morphix full auto gir ya. Oturmuş bir yemek yapıyorlar. Oyun nereden oldu? Sesine girdim, bir şey anlamadım. Sesine girebildin mi? Sesi bile çökükte en son. Ben giremiyorum sesine. Sağ üstte pre-order var. Ben Dujuma, ilk adımını yapamıyorum. Ben ilk adımda patladım. Efe de çok iyi oyun ya. Ama işte herkese gitmiyor. Gidene çok güzel gidiyor. Giden var ya, kulu köpeği oyunu oluyor oyunun. Yani yıllar sonra dönseniz bile oynuyorsunuz. Ama yani. Yo, ben de seviyorum ama sikim böyle oyunu. 300-400 açma süresi sonra akıyor. Aynen öyle. Çok sonra açılıyor. Bu şey gibi tam. Abi One Piece çok iyi dizi. Vallahi yemin ediyorum 852. bölümden sonra 31 çekiyorlar açılıyor. Vallahi diyorum. Açıldı. Açılıyor abi oyun. Sen de bir sinemada izledin biliyoruz. Yok bilmiyor, hiç izlemedim. Bir arada bir sevgilim 4 bölüm izledi. 4 bölüm tepeden gemiye inemediler. Of. Abi açılıyor. Çok sarıyor. Bak vallahi 782. bölümde, birinci bölümde yaptığı plot hole'u kapatıyor. Orada ha siktir diyorsun. Oh no be. Panda kaçıncı bölümde Skyrim'de? O devam ediyor mu? Koymaya devam ediyor mu? O zaman çok 67 milyonmuş canım sızın. En iyi haberin son, hoş geldin. Bu çok hızlı ya. Geçenlerde yeni geldi. ...263 maşallah. Peki oyunda nerede? Pardon, benim merak ettim. Bak oyunda nerede değil. Ne yapıyor? Her quest'i mi yapıyor? Kimsenin bir fikri yok. Saniye çok 31 milyonmuş canım sizin de. En iyi haberim, son hoş geldin. Ben burada doğmayı seviyorum ya. Ha. Bir önceki raid'de ne kadar çok bir scav öldürdük ya bu arada. 8 tane miydi? Çok öldürdük.
Dur bakayım şey çıkmış mı? Çıkmış. Ne ya at. Anahtar. O green better olurum. Yerim. Burada bir şey var mı? Sodyum. Aa, çeti buldum. Sakin ol. Allah korudu, yemin ediyorum Allah korudu. Nerede adam? Adam nerede? Hiç çıkmış yerim. Oğlum bu borda bereli mi? Ne lan bu? Ben buna çıkmam bir daha, bir kasane dinlensin. Bu beni öldürecek biliyorsunuz değil mi? Sus sus, bağırma sus. Sus Allah'ın belası. Warzone DMZ çok kötü ya. Çok kötü bir Tarkov klonu. Tarkov klonu bile değil yani. Biraz kollar makarna oldu gerçekten, altıma sıçtım biraz. Emery'ye ihtiyacım var. Ben ne yaşadım gerçekten burada ya. Burasını hiç bu kadar uzun sürede geçtiğimi hatırlamıyorum. Öyle vibe çok enteresan abi Tarkov'da. Yani ayrı bir deneyim. Allah kurtardı yemin ediyorum. Yo daha çok Simon oldu 6. için canım sizin. En iyi haberen son, hoş geldin.
Ulan Triton da. Allah gördüm de. Altıma sıçtım. Bir baktım adam orada. Gerçekten pipo seyir atıyordu adam bana. Abi şey çöpün hemen üstündeydi. Çöpün direkt üstündeydi. Yani kafası orada gözüküyordu. Oğlum yani gerçekten tam bir ah kalbim. Kalbim yani ah. Oh. Ulan Muhsin'im no. Peki şöyle bir şey yapmadık mı? Patlamadı mı ya? İzle şimdi bir dakika. Patlar. Elimizde patladı. Bu da boncuk atıyor bu arada ya. Bu arada çok az mermi aldım. Daha fazla mermi almalıydım. Boncuk atar aldık çünkü elimizde. Boncuklu adamları boğarım. Oğlum zaten bu silahla maksimum öyle yapabiliriz. Yani adam kanamadan falan ölmeyecek. Boncukları ağzına atıp ağzına doldurup herifi boğulmasını bekleyebiliriz. Leblebi donsun. Bum bum bum. Paintball silahı gerçekten. Tam öyle pıt. Öldün çık. Keşke kask alsaydım. Ustam. Kask şu silahı bir boka yaramaz. Pedro'ya baktık çoktan. Bakarım ben belki de. Yani şey yaparak. Yani bu Zero Hero build'ı. Koşacağız, adam vurmaya çalışacağız. Slay. Aksufel çok 23 milyon yaşı canımsın. En iyi abilerim, sana hoş geldin. Zero Hero pompalı. Zero Hero hiçbir şeyle olmuyor normalde. Silahla bile olmuyor. Lan custom mı girdim? Factory girecektim ben bununla. El alışkanlığından şeye girmişim. Şu anda mantıklı oldu. Armor. Keşke armorla girseymişim harbiden. Bu biraz şey olmuş, zord anı. Aa bu boncuk atıyor bir de ya. Şanslı olacaksın ya bu hayatta. Vallahi diyorum.
Bu hayatta hiçbir şey olmaya gerek yok. Şanslı olman yeterli. O siktir, bu ne lan? İlk defa görüyorum bu item'ı. Dört görev item'ı değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? 206 mı? Allah Allah. Koşma sesini duymadım herifin. Herife zayıftım, koşma sesini duymadım. Oraya nasıl geçti ya? Vurmuşum da bu arada. No. Koşmadan yürüyüp oraya geçmiş olamaz oğlum. O kadar hızlı geçemezsin. Bu oyun gerçekten... Şu ses de çok güzel ya bu oyunu. Vallahi ben çok seviyorum. Bu nerenin? Missan Forktif gibi şeyindir. Streets'te değil. Streets'teki inşaatın oradaki Forktif mi? Bu. Yani az önce keyfimde şunu yapacaktım, yapamadım. Yok, bu fiyatını atıyorsun da nereye yarıyor bu yani? Aa, haydat quest. Ben nereye açıyor? Bu arada EFT oynamak istiyorsunuz, EFT oynayıp veya ağ bulamıyorsunuz, bizim Discord'da manyak gibi EFT dönen 4'lü hatta 8 kişi de 10 kişi falan giren, yani 10 kişi girmiyorlar da şey olarak çok var. İnanılmaz fazla oynayan var. Aa, bugün yine DC'de ses odaları silinmedi. DC'de ses odaları artık kendiniz açıyorsunuz. Herkes kendi açabiliyor çünkü. Anlıyorum. Bu herifler gerçekten savaşacak, dövüşecek ha. Yok, Riot'ın şeyini yapmadık. Ooo, koca Rubli 1.9 milyar mı için? Bu harbiden Zuckerberg'le Elon Musk dövüşecek ha. Şeyde, İtalya'da. Şeyde, Kolezyum'da. Twitter ve Meta'da yayınlanacakmış.
Abi ilk defa Twitter Blue almamak için bir sebep oldu. Twitter Blue alanlar ekstra açılardan görecekmiş. Bu herifin Patoküt'te dövülmesini 5 farklı açıdan izleyebileceksem yemin ediyorum Twitter Blue alırım. Aldım yani Insta. Şu anda Twitter Blue değerlendi benim gözümde. Abi şu kapılar ne zaman buglandı ya bu oyunda? Ah siktir, altın yarak çıktı. Golden Cock. Kaybeden şeyi kaybeden sosyal medyasını veriyor arkadaşlar. Öyle iddia girmişler. Benden mi geldi ses o? Veya dışarıda biri mi pusuyor? Kullanıyorum. Ben paranoyak oldum. Deliriyorum. Bu oyun beni geriyor. Bu oyun beni delili yapıyor. Değil mi lan o? Ha ölmüş o. Adam ikiye katlanmış, anlaşılmadı. Aa birisi çıkışa pusmuş bu arada. Biri çıkışa pusmuş. Hiç kapıların hiçbiri açılmadıysa bunun tek bir şeyi var. Biri çıkışa şu anda götünü koymuş, silahını yapıştırmış. Takılıyor. Cities of Tarkov var, evet. Bak Allah'ın işine. Tam bir bak Allah'ın içine yani. Aa bunda şey yok mu? Ha tamam. Oğlum bundan kaç tane çıkıyor lan? Bu nasıl şey? Evet, free money de. Bu
kadar çok çıkıyorsa para da etmez bu. Ya yukarıda golden kok var, onu almak lazım asıl. Biri silah oynattı. Biri niye almadım başta? Hangi inventory'ye alıyorum? Allah Allah. Batman zamanı Batmancilik yapayım mı? Bot ya bu. Silah da bok gibi yani. Sakin. İlk BMW'de nasıl ölmedi? Abi Tarkov'da kaçırdığınız bir detay var. Biri mag check mi attı, bana mı öyle geldi? Tarkov'da scavlar isterse ölür. Sen vurduğunda öldürmüyorsun. Şurada adam var. Kanayarak ölecek ya o.
Gizliyim. Bu arada ölsem de umurumda değil ha. Tabii canım, adam ölmedi. Abi benim bu silah ya ne sıkıyorum ben bununla? Yani ne sıkıyorum? Hani niye sıkıyorum? Veya ben gidiyorum ya. Allah'ınızdan bulun. Gerçekten Allah'ınızdan bulun yani. Gerçekten MP5'i boncuk atıyor dedik. Diğeri daha da kötü çıktı. Oğlum kafasına vurdum ya. Kafasından sekti ya mermi. Sevgi saygı atıyorum heriflere. Kumu yiyeceğim. Bakar mısın? Armor'un absorbladı demiş, toplamda vurdum demiş lan daha fazla. Armor 601 damage absorblamış ya. Yok abi çöp. Düzgün sil HP ile vuruyordum. Gerçekten küfresten daha çok zarar geliyordu herife ya. BFBT'e var var yok şeyden şey dedi, ben bunu yerden buldum oğlum. Ya öyle bir bununla girmedim tabii ki de. Dur hemen boşaltalım. Nerede o sekansı? Unload. Şu mermiyi boşaltalım. Mermiler BP. Gel bakayım şimdi. Şimdi bir girelim bakalım. Şimdi bir tur daha şimdi deneyelim. Gerçekten rakibe HP bastım. Bu doğru. Aynen transfer. Aa günlük görevler geldi. Toz al abi. 3M. 3M body armor buluruz ya. 10 tane scav öldür. Hallederiz. Exit the location. Factory. Ulan. Ah ulan. Ah ulan. Ulan. Yav. Hadi bakalım, go again. Tarkov sitesi bende de açılmıyor. Yok. Ben de Tarkov sitesi konusunda ben de başı alıyorum. Grup tek çok 2 senedir abone olduğu için canım sızdı. En iyi haberim, hoş geldin. Dur hatta bakayım. Telefondan gireyim. Yok ben sabah giriyordum da. Aa mobilde girebiliyorum. Allah Allah. Yine başlayanlara hangi map'te? Abi hiç fark etmez. Oyna. Gerçekten hiç fark etmez. Custom, evet custom en kolaylardan birisi. Factory oynama. Factory oynamadığın sürece her map seni oyunu şey yapar. Çünkü Factory tamamen şey değil. Yani
Factory güzel bir map değil bence başlamak için. Görevleri takip et. Öyle diyeyim. Görevleri takip et. Ulan tam şarkı açtım. Oyuna girdik. Factory offline girip mekanikleri alış. Yok abi offline falan girmesin ya. Tarkov skill'e skill'e alışılabileceğim bir oyun. Tarkov'un janresi o. Lan adam öldü lan önümde. Aşağı düştü. İkinci ekranın alt tarafı map'lere bakıyorum. Telefondan aç. Oy. Bu zaten vardı. Bir tane daha var. Konuşma tuşu hangisiydi? Hello. I think we can be friends. No? I am looting your friend. Haha. Nasıl çıktı? Lan aşağıya gitti. Aşağıya indi aşağıdan. Vurdum da armor'u tuttu. No. Olsun. Ben yapacağımı yaptım. Oy. Öldürmüşüm. Elimdekiyle bu kadar abi. Elimdeki silahla bu kadar. Ben o şey yapmasın düşündüm, şeyde düşündüm, yere atlayıp acaba alt merdivenden mi gelecek dedim de öyle yapmış. Çünkü şey diye düşündüm, hangisini yaptı bu adam? Hangi rotadan geldi? Ebrek kişisel algıladı adam. Yar morluydu şey için. Tabii Sikko Armor da şey için şu anda Vibe'ın başında iyi armor.
Tabii canım, kafadan olmazsa imkanı yok, öldüremezdik. Ulan. Yok mu? Bir faktörü daha patlattık. Reserve'ı sevmiyorum ben. Faktörde görevim var diye girdim bu arada. Faktöre bir çıkalım. Reserve, eski reserve çok iyiydi de yeni reserve çok sıkıcı. Eskiden reserve'de ne güzel binalarda falan böyle kapışıyorlardı insanlar. Artık dümdüz alt kata koşuyorlar sadece. Bu arada az önce şeyden öldüm ya. Silahtan filan da değil. Full adamın oradan çıkmasını beklemiyordum ki, beklemem gerekiyordu. Düşündüm yani. Tuvalette ses geldi. Ses geldiği yerde delik var. Delikten aşağıya gider mi diye düşündüm. Herhalde yere düşmesini duyarım diye düşünmüştüm. Duymamışım. Daha bilinçli çıkmam lazımdı. Adam gelmiştir diye. Ben çünkü kapıya odakla çıktım. Aa, adam geldi, yat aşağı dedi. Yeni meşru ne kadar olacak? Eskisine göre çok nazaran büyük bir fiyat farkı olacağını düşünmüyorum. Bir öncekiyle. Bir öncekinin KDV eklenmiş versiyonuyla daha doğrusu. Sesi kapatmam lazım ama ilk önce bir koşmam lazım. Adam sesini duydum lan ben. Abi şu, bu arada bug var oyunda. Şu kapıyı açınca şey yapıyor, geri atıyor seni. Bu ne? Tarkov 9 güne falan zamlanmıyor mu ya? 1,5 değil de. Öldü bu arada adam. Yatını hak ediyor mu? Tarkov mu? Kesinlikle hak ediyor. Bence hak ediyor. Ya ben bu Tarkov'u o kadar oynadım. Onun parasını kuruşu kuruşuna çıkacak kadar oynadım. Ölmedi mi lan o? Oğlum ben onun yıkıldığını görmedim mi? Vurmuş. Şuradan şuraya sıkmış. Demek ki buralarda bir yerlerde ya da arkaya geçti. Çok hile varmış. Var. Var şimdi, Allah için var. Wipe'ın başında olmuyor. Wipe'ın ortalarında filan manyak hileci doluyor.
Ulan Factor'un bu sessizliği beni bir gün bitirecek. Evet, şey çok korkunç. Tarkov'da pıt diye bir şey geliyor ve ölüyorsun ya. Adam mı gördüm lan orada? Ben bir ses duyuyorum ama. Hadi bakalım. Bir ince bir ses duydum. İki kere silah kontrol etme sesi duydum. Ama şizo da olabilir yani. Bu oyunda beni şizo yapmak için çok ses var. Çıkalım bari görevimizi bitirelim. Adam lootlasa ya bu heriflerden faktöre girenden loot çıkmaz oğlum. Faktöre gidenden loot çıkacağı zaman daha oyunun ikinci haftası, üçüncü haftası. Tarkov'un şu anda hani bu faktöre giren adam pistolle giriyor. Veya arkadaşıyla giriyorsa MPG'li falan giriyor. Bu çöple giriyor. Üsekmiş adam. Player öldürmüşüz. Bu it haramışım ha. Bu arada o mesafeden AK hiç modsuz AK ile çok iyi vurmuşum. Çok iyi vurmuşum. Şislit. Şu görevi verelim. Al abi. Aynı replace ya. Grafik ayarını gösterecektim, doğru. Aa, efekt ayarım yok ne yazık ki ustam. Grafik ayarlarım bu. Wipe açık. Post FX'lerim bu. Sound'um bu. Dördüncü denemesini iddia ediyorlar. Abi ben yani o konuda ben çok şeyim ya. Bir oyunda 5 tane daha fazla adam vuracak olsam bile 84'e geçmem. Ya çünkü bok gibi gözüküyor abi. Biraz daha iyi oynamaya çalışırım. O 4-3 gibi oynayacaksam. Üçüncü şahit yok ne yazık ki.
Twitch'in AV1'i getirmesi lazım. Valla çok şükür 15 milyar milyon canımsın. En iyi haber en son, hoş geldin. Mesela şu anda YouTube'da versen bu yönü var ya, cam gibi özgür. Cam gibi gözükür. 20.000 bitrate'le AV1'le bir çakarım size böyle bum. Şu an Diablo 4 oynamıyorsun. O sezon çok kötü. Gerçi Barbar'ı bayağı bir adam etmişler diye duydum da. Bir bakarım bir ara. Tam bunu dediğim anda Twitter'da da şunu gördüm. Diablo 4 build less barbarian hit 4 billion damage. Barbar'ı bufflamışlar galiba. Tam emin olmayaraktan yani. G-Crew çok şaman olunca için canımsın. En iyi haber aslında. İyi bir sezondan beklenti ne? Diablo'da mı? Zevkli olması. Bir de şeyin de zevkli olması. Şimdi sezon olayı ya. Şimdi sezon olunca sezonun ekstra bir mekaniği oluyor. Her sezonun kendi mekaniği oluyor. Her sezon sezon mekaniğinin keyifli olmasını bekliyorum. Bu sezon mekaniği hem keyifli değil, çünkü sezon mekaniği değil. Sadece bir tane kalp şeklinde gem eklemişler. Bir de inventory'e geldiği için inventory'in zaten dert, daha da dert yapmışlar. Bu tercihsiz çoksa 6. ay için canımsın. En iyi haberiniz bu. Bu aralar zamanım olsa kesinlikle derdim ama buralar hiç şeyim yok, zamanım yok gerçekten. Kusura bakma. G-Crew çoksa 10. ay için. Ya yeni bir sonraki sezonda inşallah toparlarlar. Kral devreye çok şubadı. 67 milyar milyar yıl için canımsın. En az 67 yıl ne yuh. World of Warcraft'taki sezonlar o kadar kötü değil ya bence. Sezon 0 ile 1 arası hiç fark yok. Abi var, daha da kötü oldu işte. Yani keşke fark olmasaydı. Sezon 0 ile 1 arasında fark olmasaydı daha keyifli oynardım. Sezon 0'dan 1'e giderken oyunda her şeyi bufflayacaklarını, her şeyi nerflediler. Daha da kötü oldu oyun. Aa, bu arada tekrardan söylüyorum. Pazar öğlen büyük ihtimalle yeni kasamıza geçeceğiz. Yeni kasaya geçiyoruz. Oy. Topluyoruz tekrar PC'yi. Tutorial çok 9. ay için canımsın. En iyi haber sana, hoş geldin. Şimdi topladı. Tamam, Barbar Sorcerer'ı toplamışlar. Efendim oğlum. Efendim o kişi. Bir tanem. Diablo 4 kazanmış. Yok. Ben H9 Elite'e geçmek istiyordum. H9 Elite'e geçmek istiyordum abi. Çok uzun zamandır. H9 Elite'e geçeceğim. Görsel olarak böyle güzel olsun, çıv çıvlı olsun. Keşke height olsaydı. Height yok Türkiye'de. O yüzden H9 Elite. İç aynı ya. İçine dümdüz copy paste yapacağım. Tek şeyi değiştireceğim. Sıvı soğutucuyu değiştireceğim. Bende H150 Capelix vardı. Oradan NZXT Kraken 360'a geçeceğim. Bu sistem aşırı ucuz değil mi? Bu sisteme bakacağız. Attığın iyi oldu, buna bakacağız. Hatta bu sistemi çok ucuz bulduysanız chat'teki Mert abiye teşekkürlerinizi sunabilirsiniz. Çünkü kendisi ayarlıyor. Ya hemen. Siyah beyaz mı? H9 Elite mi? Siyah. Beyaz çok büyük iş. Şöyle söyleyeyim, beyaz yapmak isterdim. Mert abinin öyle bir başını ağrıtırdım ki Mert abi benden nefret ederdi büyük ihtimalle.
Arkadaşlar ben öldüm. Yani. Çok kötü kaldık. İki heavy bleeding var. Bir tane kolum kırık. Allah belamı vermiş. Efendim o. Beyaz çok büyük bir commitment abi. Beyaz PC çok zor bir şey yani. Hem sıvı soğutman beyaz olacak. Fanların hepsi beyaz olacak. Anakartın beyaz olacak. Ekran kartın beyaz olacak. Kabloların beyaz olacak. Kabloların beyaz olması için custom kablo kullanman gerekecek. Evet, hepsini yaparsan müthiş gözüken bir PC elde edeceksin ama... Tamamen ekrandan eğim aldım. Hiç ADS falan yok yani. Anne ellerim kanlı! Ellerim kanlı! Allah'ım! Allah'ım! Abi bütün her şey. Öldü bu arada. O da öldü. O da player'dı. Allah! Duramıyorum. O siktir. Abi kolum yok. Abi iki koluma da dövme yaptırdım. Armor'a bak. Berkut Reis de gelmiş. Dur Allah'ın belası dur. Sus. Kanama dur. Oh.
Ben mi konuştum lan? Gerçekten ölüm dediğin nedir ki gülüm? Fear'dan half mı? Bir player daha var. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. En azından. Benzinlikte. Bir tane AI burada, bir AI burada, bir tane player burada. Tahminim bu. Hatta şuradaki benzinlikteki player da bunun arkadaşıydı bence. Flanklemeye çalıştılar. Sen ne yapmışsın? Arkadaşı geldi. Vurdum da. Yanlış silah çektim. Öbür silah çekmeliydim. Arkadaşı kesin. Kaç level? Görebiliyor muyum? Ne kadar vurdum acaba ya? Koluma vurmuş abi. Ameliyatlı yerim de orada. Ölmeme rağmen 2000 XP aldım. Ya o kadar çatıştım ki. Arkadaşlar bu oyun Steam'e gelecek diye bekleye oyunun fiyatı 200 TL'den 1000 TL oldu. Hatta 1000'den de fazla şu anda. Alınır mı, saatlerce oynanır mı? Abi sağ üstte bir bakar mısın? Bence oynanmaz. Bok gibi oyun. Gerçekten sikim gibi oyun ama güzelmiş. Tam bir 1000 saat oynayıp yarak gibi oyun oynamayın yazan herif.
En sevdiğim insanlar öyle oluyor. Bin saniye oynamayın yarak gibi. Dört bin saat Dota var. Bokum gibi oyun oynamayın. Utku çok 13. için canımsın. En iyi haberler. Sana hoş geldin. Peki şu müthiş üzerimdeki yeni merch'ü gördünüz mü? Ha? Gördünüz mü? Şiş. Çok güzel oldu ya. Bak 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 şu nakışa bak. Baskı gibi duruyor. Ama şu gölgelendirmelere bak ya. Gerçekten aman da aman. Haftaya. Haftaya geliyor. Bunu yapan Nakış'ı kör oldu arkadaşlar. Haftaya çarşamba çıkarmayı planlıyoruz. Haftaya hatta çarşamba kargolamayı planlıyoruz. Salı çıkarmayı planlıyoruz ama o pazartesi belli olacak. Büyük ihtimalle çarşamba çıkarıp perşembe kargolarız. Tişörtüm tükendi evet. Pam 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 pam. O ben az önceki fight'tan kendimi açamadım hala. Şeyim yani kendime gelemedim. Yok geliyor. Ben WWE aynı kalıp yapmıyorum. Tişörtte. Stok az olacak. Bu tişörtleri istiyorsanız kesinlikle ilk gün alın. Biter mi bilmiyorum. Bitmeyebilir. Her zaman yani belli olmuyor. Ama çok az stok var. 750'şer tane var. 2 tane. 2 tane olacak. Hani 750 olacak. O yüzden yani kalacağını düşünmüyorum ikinci güne. Kulaklık düt düt yapıyor. Diyeni göstermedim hayır. Diyeni göstereceğim önümüzdeki günlerde. Loki'cim mamanı verdim sen niye bu isyan? Aa giriyoruz oyuna. Ben bek mi yapmıştım yoksa? Bekim dedim. Beklediysem şu videoya bakayım merak etme ya. Bir de PC'ye bakalım. Müthiş patlama. 1 dolar 27.04 seviyesinde gelmiş durumda. Bunu yapmak zorundasın tabi. Çünkü yine fiyat performans kralı bir sistem toplum RF ile beraberiz. Hatta şunu söylemek gerekiyor. Stok sayımız abi 1000 adet. İyi. Bu arada PC iyi ya. PC iyi iyi. Ya SSD dışında hiçbir falsosu yok ki. SSD de falso değil. En azından hani adatanın düzgün versiyonu. Ki power supply'da da power boosting'sini kullanmamışlar. Sırf o yüzden thermal taking'sini kullanmışlar. Ve bronze.
Hani o gold şey de değil bu arada. 80 plus düzgün, sadece 80 plus değil. 80 plus bronze olanı. İşlemci de çok iyi bu arada. Ki şöyle de bir şey var. 18.000 sırf şunu eklesen yeni nesile de geçiş yapmış oluyorsun 3 aşağı 5 yukarı. 19.000 de çok ucuz bunun için. Ki ben geçerim yani. Burada hani 1000 TL performans boost'u için çok iyi. GTA kaldırmayabilir. GTA kasabilir bu PC'de. Tabii. Benim PC'de kasıyor çünkü. Günün sonunda iki tane temel sevdiğimiz bileşen bir araya geldi. Fiyat performans artı stok sayısı. Yani genelde şöyle oluyor biliyorsunuz. Fiyat performans çok iyi olan sistemlerde. Bin stok çok iyi bunun için ya. 300-350 adetlerde kalıyordu ama şu an bugün bin stoklu sistemi. Bin stoklu çok iyi. Almak isteyen bence bunu alsın. Türkiye'nin fiyat performans kralı olarak hazırladığımız bu sistemde arkadaşlar. Mağazaya özel olacak. Yani her zaman videonun açıklama kısmına link bırakıyoruz. Oradan alıyorsunuz. Online. Arkadaşlar. Direkt vatana gidiyorsun. Vatan bilgisayarın mağazasına ayrıldı. Size en yakın vatan bilgisayar mağazası neredeyse oraya atlayıp gidiyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki merhaba, selamünaleyküm, aleykümselam. PC hocasının PCH Goat isimli sistemini satın almak istiyorum dediğiniz zaman özelleştirilmiş. Niye öyle ki? Öyle bir şey yapmışlardır. Ardından oradan satın alıp dönebilirsiniz. İkinci bir durum da şu, soracaksınız. Biliyorum daha önce de sormuştunuz. Ahbesiniz ustam, yapılır mı? Hemen şu anda atıyorum. Saat 6'da yayınladık farazi. İstersen 6'yı 10 geçe git mağazadan alabilirsin. Yani sistem ona göre hazırlanmış. İstanbul'dakiler Topkapı'ya gitsin. İstanbul'da şey var direkt. Metrobüse giderseniz direkt Topkapı'dakine gidebilirsiniz. Gerçi oradaki hala açık mı lan? Bir şekilde saat bekleme durumunun söz konusu değil. Peki PC hocası Goat sistemde neler kullandık? Hemen onlardan bahsedeyim size. Ardından performanslarını beraber yapacağız. Zaten 3 aşağı 5 yukarı parçaları yakından görüyorsunuz ama detaylı. Ay bu pohçuk bana gidecek canım sizin. En iyi amısın. Aynen 6. zade de var. Ama oraya ulaşmak biraz kanser de hatırlıyor. Forum İstanbul'da var. Sistemden niye gelmiyor dediğiniz zaman şeyde var. Benim Şişli taraflarında oturuyorsanız, Harbiye'de yürürseniz Nişayet şeyden Şişli'den Taksim'e doğru yürürken sağda. Yani birleştirmiş olduk. RTX 3070 ekran kartıyla 12400 ZF zaten defalarca kombinlemiştik ve birbirlerini tamamlayan güzel arkadaşlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Astoria'da da var doğru. Kendisi zaten 18 MB L3 ömberliğe sahip. İçerisinden stok fanı çıkıyor. Bunu sonradan bir değişiklik yapmamız gerektirebilir. Ama 6 çekirdek 12 thread, 2.5 GHz base clock ve 4.5 GHz bu arada evet yani. Bu PC'ye ben tek bir artı daha yaparım. Hak az önce de söyledi PC hocası zaten. Sonra buna 1000 TL'ye bir nokta çakarsanız mükemmel olur. Gerçi nokta değil de nokta 2000'e oluyor artık. Deep cool filan alınabilir. 1500'e filan. Ha fan soğutucu. Stok, Intel'in soğutucusu soğuğu çok iyi değil. Ile beraber geldiği gibi bizi doyurucu seviyede King of M çok 19 yaşlı canım sizin de en iyi haber alsın, hoş geldin. Ha şimdilik idare eder mi eder bu arada. Ama hani yaparsan çok daha iyi performans alırsın. Harbi küçük mü? Harbi bayağı küçük. Orum şey vatan. 8 GB RAM de 8 değil oğlum 16. 8 çarpı 2 oğlum. Dolayı 3200 MHz'e kadar. Anakartımız Gigabyte'ın H610MH V2 versiyonu. Standart oldu biliyorsunuz bunlar artık. 64 GB kadar RAM takabiliyoruz. 2 tane RAM slotumuz var. 3200 MHz'e kadar RAM hızı destekliğini zaten az önce işlemciyle beraber söylemiştim. Alt tarafta bir tane M.2 SSD girişimizi zaten dolduracağız. Ama şunu da söylemek lazım. Vatan bilgisayarın mağazasına gittiğiniz zaman anakartınızı özelleştirebilirsiniz. Yani biraz daha bütçeniz varsa mesela 3070 için bugün günümüzde toplamak sınırı ne kadara geliyor? 21-22 bandına. Cebine koydun o parayı. Ya burada böyle değiştiremiyorsun. Sisteme denk geldin. Kalan ama orada değiştirebiliyor musun? Yapabilirsiniz. Bu tabii ben Intel'de düşük bütçeli şeyleri bilmiyorum. Farklı meselesi biliyorsunuz. Anakart tarafında tabii anakart tabii ki de Türkiye'de en çok kısılan şey. Yapabilecek bir şey yok abi Türkiye'de yani. Ben de biliyorsunuz benim ne kadar anakart konusunda isyankar oldum biliyorsunuz ama Türkiye'de yani anakartı artık şey yapamıyorsun. Bir upgrade yapabilirseniz varsa çok güzel olur. Yoksa problem yok zaten. Ekran kartımız GB. Ki ben mesela çok az 2000 TL bütçem var diyelim anakartı arttırmam.
şey arttırırım. İşlemci arttırırım burada. Yani işlemci anakart artışından daha büyük bir boost verecek burada. Çünkü 12.000 ile 13.000 nesil arasında çok iyi bir fark var ve 13.000 nesli çok iyi. Ki ya yani çok ucuz. 1800 TL bir nesil atlamak için çok iyi bir fiyat. Şeyde pattern de güzelmiş ki işte ya yapabiliyorsanız en iyisi bir bunu upgrade deyin. Bir de bunu şeyli versiyonu yaparsanız iki bir üst versiyonu ne bilmiyorum. Intel'in low modellerini bilmiyorum. Baksın 3 fanlı arkadaşlarından bir tanesi. RTX 3. Link. Abi linki atayım ama link değil vatanın kendisine gitmen gerekiyormuş. Ortadaki fan saat hızında dönüyor. Diğer iki fanlarımız saat hızında dönüyor. Ben hep şeyle uçuyorum. Aynı zamanda arka tarafta bir plakamız var. Türk Hava Yolları ile uçuyorum. Bana bakan tarafta ise ortada bir Gigabyte'ın RGB aydınlatması var. Ya benim 4090'ındaki ekran çalışmıyor. No! Hiç kendinden beri çalışmıyordu. Bilmiyorum ama Fusion 2 destekli yazılımı indirerek buralara müdahale edebiliyorsunuz. Diğer tarafta 8 GB VRAM az. Arkadaşlar ben tekrardan 8 GB VRAM az değil şu anda. Evet gelecek PC'ler için problem. Ama yani şey demeyin yani millet gidip 4060 değil. Böyle 3. jenerasyon bir şey için 16 GB VRAM takmıştı AMD. Gereksiz. İşe yaramıyor. Yani bir sıkıntı yok. Evet ileride bir problem olmaya başlayacak. 4060 için bence sıkıntı. Katılıyorum. 4060 mesela 4060'ın kötü olmasının sebebi VRAM değil. Bus lane'lerinin düşük olması. PCI 3 kullanması hala. Bunlar problem. VRAM değil. VRAM'den daha önce hani bunlar patlıyor. Yani birisi de çıkıp şey derse abi ama benim VRAM AI modeli yapıyorum. Oğlum o zaman 4090 alman lazım senin. Yani. Şey değil. Ya, o yüzden. Evet. Ben mesela 4060'ın 12 çıkması. 4000 serisi için farklı düşünüyorum. 3000 serisinde 8 GB VRAM sıkıntı değil. Boşu boşuna millete felaket tellallığı yapmayın abi. Artı 6 pinimiz var. Yani güç kaynağımızdan bu 2 pini ayırmamız yeterli oluyor çalışması için. Güç kaynağı Serhan çok çabuk da 1 yıldır abone canım sizin. En iyi haberim. Hoş geldin. Olabilirsiniz. Tavsiye edilen güç kaynağı ne kadar diye 550 watt. Ama 550 watt biz yapmayacağız. Orada biraz daha yükseltmemiz var. RAM'lerimiz GSP. Doğru iyi yapmışlar. Bu arada RAM de çok iyi. Hepsi çok iyi. Parçaların hepsini ben çok beğendim. Anakarttan anlamıyorum. Ama yani. Ben RGB kullanmayı çok sevmiyorum. Daha doğrusu ekstra masraf olduğundan dolayı. Yani. Benim bu PC'de sizin şeyim ne olur biliyor musunuz? Tavsiyem. Ben dediğim gibi 13400 yaparım. Anakartı upgradeleyebiliyorsunuz. Anakartı upgradelerim. Anakart upgradeleyemiyorsanız ama kesinlikle şimdi hemen değil. Insta değil ama geldikten sonra sıvı soğutucu demişim. İşlemci soğutucusu alırım. İşlemci soğutucusu gerçekten bu PC'nin ekstra bir böyle ittirmesini halleder. Bu sadece mağazalarda satılıyormuş evet. Ve çok iyi fiyat. Yani alacaksanız çok iyi fiyat oğlum. Yani bu haliyle bile çok iyi. Yani tamamen gösteriş size kalmış. Kullanmak isterseniz değiştirebilirsiniz ama ben şu şekilde kullanması taraftarıyım açıkçası. Depolama tarafında bir değişikliğimiz var. Burada Adata'nın Legend 800 isimli M.2 SSD'sini kullanıyoruz. Lakin bu M.2 SSD'sini onu vatandan alırken alıyorum. Ona şu yüzden katılmıyorum. Soğutucuyu mu? Soğutucuyu vatandan alırken değiştirmenize katılmıyorum. Çünkü vatanda çok daha pahalıya gelir. Bence. Ya yani Amazon'dan veya Deepcool nerede satılıyordu? Deepcool PC Collect'te satılıyordu galiba. Çok daha ucuza geliyor. Bir de takmak kolay oğlum. 4 tane vidayı sıkıyorsun bitiyor işte. Tabii ki Gen 3 anakartla beraber çalışabiliyor. Saniyede 3500 MB okuma, 2200 MB yazma performansına sahip. Ama dediğim gibi anakartı özelleştirirseniz, Gen 4 destekli bir anakart alırsanız çok daha güzel bir potansiyelle M.2 SSD alışverişiniz, okuma yazma hızlarınız, performansı olacaktır. Ama söylemediğin ne var? Dikkat ettin mi? Etmedim. M.2 SSD 1 TB arkadaşlar. Hani o siktir 1 TB mı? Ben ona bakmamıştım.
Oha 1 terabaytmış harbiden. 512 GB kullanıyor. Burada 1 terabayt M.2 SSD tercih ettik. Son zamanların yorumlarda... İlerleyen yıllarda yeni anakart alıp RAM'leri satıp 3600 MHz'e geçti. Çok mu masraflı olur? Bu PC'de mi? Intel'de 3200-3600 arasında o kadar fark yok. Tabii ki de var, hani görürsün her zaman hani daha iyisine geçiyorsun ama AMD kadar bir fark görmüyorsun. AMD'de hani gözle görülür bir fark oluyor direkt. MHz değişinde ama Intel'de o kadar siklemiyor RAM'in şeyini, hızını. Çok fazla görüyorum. Özellikle tabii ki de 2400 ile 3200-3600 arasında fark var da. Evet, yani anladın işte. 1 terabayt yapalım şunları artık. 1 terabayt çok iyiymiş. Zaten bir oyun indirsen adam akıllı 80 GB veri gidiyor. E kaldı 400 GB. 4 tane taksit yapıyorlar mı? Yapar vatan zaten. Vatan taksit yapıyor olması lazım. Fiyat performansları bilmiyorum yapıyor mu? Ayrımlaştırma olduğu için de bir altını çizmek istedim. Kasamız Powerboost markasına ait VK 256S modeli. Şimdi Powerboost kasanın içerisinde ama farklı bir güç kaynağı kullandık. Thermal Taking Smart BX1 6. Bunu çok beğendim. Bu çok oluyor. Power Supply'ı ben ucuz kaçılmasını hiç sevmiyorum. Çünkü abi Türkiye'de zaten yani benden biliyorsunuz elektrik zattır zort deyip gidiyor yani. Düzgün bir power supply olmadığında bu PC patlar yani. Şey olarak ben patlardan kastım tırtık bir daha havalı alamayacak da. Plus bronze yani. Kasasına sahip modeli var. Kasa tarafında hep şunu söylüyorum. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Benim için marka model önemli değil. Yeter ki istediklerimizi versin. Bu da neydi? Bir mesh ön tarafına baktığın zaman komple delikli bir yapıdan oluşuyor. Benim için kafi abi. İki içerisinde minimum 3 veya 4 tane fan olacak. Powerboost'un bu kasasında da 4 tane fan var. Hatta bu fanlar şu anda mavi aydınlatmalı görünüyor oradan ama içerisinde anakartınızda eğer RGB desteği varsa kablosunu taktığınız zaman fanların renklerini de kontrol edebiliyorsunuz. Üçüncüsü neydi abi? Malzeme kalitesi. Yani temperli camımız var. Baktığın zaman yan tarafta temperli cam duruyor. Kasanın genel görünümü de iyi. O yüzden dedik ki tamam kardeşim bu kasayı bu sistemle rahatlıkla konuşlandırabiliriz. HR'sine de Thermal Tekin güç kaynağı. Home server olarak kullanan PC'nin PSU'su uzattır. Zaten bunu memnun bas. Fiyat analizi yapmak istedim kendi kendime. Dedim ki tek tek parça topladığım 27 falan yapıyor. Arkadaşlarımıza bir 25-27 arasında karşılaştırması yapıyoruz ya. En düşük fiyatları baz aldığım zaman mesela 3070'in bugün en düşük fiyatı 15.000 TL civarı. 15.700 TL civarı. 12.400 F. Girin. Değil mi? Max versene katılıyorum ben de ona. 299 lira. En ucuz. 16L'den baktım. Bu PC mi? Aa, bu PC al. Bu PC çok iyi. Bu PC çok iyi bu arada. 27.000 TL'ye pahalı olur. Yani bu PC çok iyi fiyat. Ya yani şu haliyle bile çok iyi. Ya yani alacaksan al, ben uzun zamandır yani görüyorum. Bu aralar güzel arada Ender böyle nokta atışı geliyor. Ya bütçen çıkarsa ne? Ya 20 bütçen varsa şunu şöyle yap. Böyle al. Yani bunu yapabiliyorsan yap abi. Net söylüyorum. Şu çok büyük. Bu büyük bir fark. Bu bir nesil atlatır sana. Bir nesil daha götürür. Ve 3070'de de daha iyi şey yapar. Çok büyük fark atmaz ama yani. Bir bunu al. Anakarttan hangi versiyonları var onu bilmiyorum da. Taksit varmış. Fiyatı iyi. Fiyatı iyi. İşlemci fonu takarken macunu tekrar sürmek şartını tekrar çıkar yapacağım. Hepsini yapacağım, yenisini süreceksin. Evet. Tabii. Yeni bir fan takacaksan tabii ki de. Bu sistem. Ama tek tek aldığınız zaman ortaya çıkan fatura maalesef bu. E şimdi fiyat analizine... Fanın kendisindeki macunu kullanmayın abi. Fanın kendisindeki macunlar çok sik gol. Çok ucuz macun kullanıyorlar orada. Fark var. Ha, 27 yani olsa bile, 100 TL verin bir tane düzgün macun alın. Çıkmış olduğumuz fiyat farkıyla arada yine 4000 TL oynuyor. Yani ne girdi dersiniz araya? 4000 TL ben bugün bir MS 165 Hz bir monitör kopartabilirim. Yani doğru. Monitör işin içerisine dahil edebiliriz diye düşünüyorum. Koparabilirsin. CS2'nin bilmediğim bir haritası daha. Bu haritayı da hiç girmedim. Girmedik herhalde değil mi? Girdik mi Uğur? Bir kere girdik galiba. O yüzden biraz yabancı. 2K'da kaç alıyor? Her anına yabancıyım şu anda. Çok fazla oynamadım. 400 FPS alıyor. Yeni gelecek olan CS2. Ki ultra ayarlarda yani. CS'yi asla kimse ultra ayarda oynamayacak. FPS'ler yok ya. 1000 FPS, 900 FPS. Deepcool dahil mi? Hepsi dahil abi. Elinde sonunda... ya stok soğutucu... şeyleri macunları çok şey oluyor. Yani daha iyisi var. Cryonics alabilirsiniz. Arctic alabilirsiniz. Bu yani daha iyisi şeyden var yani.
Baldır var mı bugün? Yok. Bugün şimdi gideceğim. Ne yapacağım? Bugün mental yürüyüşümü yapacağım şimdi çok geç olmadan. Bugün erken açtım. Ama 5 saat yaydık yine ya. Noktanın termal macunu hiç denemedim. Artık kullanıyorum. Benim evde birkaç tane artık var. Böyle artıyı böyle bam bam suyuyorum. MX4'ün çok park çakması var. Evet. Kesinlikle. MX4 kullanıyorum ben. Termal grizzly çok iyi. O en iyi markalardan. O zaman ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yarın kendi görüşürüz.